merhabalar. Merhaba, nasılsın Begüm? Bugün çok enerjik kaldım. Bugün evet, iyi geldin ya, enerjin çok güzel geldi. Müthişim, bugün. Müthişim. Müthiş, yani, evet. Özel bir sebebi var mı? Böyle çok güzel mesajlar alıyorum sosyal medyadan. Ne diyorlar? Böyle yani şey, hem yani başvurmak istiyoruz, başvurduk artık böyle bütün şeyimizi ayaklar altına aldık, geleceğiz falan. Allah Allah. Maşallah görüyorum zaten, her gün ben geliyorum ama çok oturanlar var burada. Oh. Ay. Evet. Neyse böyle bir. Yani ben arada her gün buraya çıkıyorum, taliplerim geliyor ama herkes öyle bir gelmiyor. Bakıyorum da böyle ne bileyim bir şey geldi insanlar. Sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Çok mutluyum bugün, bakalım canım, nasıl moralimi bozuyorsunuz. Sen merak etme, biz bozarız canım. Yıldızlar da kayar durmaz yerinde. Nasıl? Anladın mı? Yıldız da kayar durmaz yerinde diye bir laf vardı. Çok fazla güvenme, şimdi birkaç kişi gelir sonra bir bakarsın lop arkaya. Hadi canım ya, göreceğiz öyle. Zor ne demek ya? Söyleyebilir miyim? Allah Allah. Efendim Birkan? Benim geldiğinden beri sende bir özgüven. Oturman değişik, konuşmaların değişik. Oturmam aynı aslında, biliyor musun? Yok, çok değişik, çok rahatsın böyle. Bu özgüven rahatım nereden geliyor, pardon? Sen yani de hocanın en güzel olduğunu mu düşünüyorsun? Bilmiyorum, hep öyleydim ben. Sen de hocanın en güzel olduğunu mu düşünüyorsun? Şimdi başka bir karakterde olsam da şu an burada böyle olsam gerçekten diyeceğim ki haklısın ama hani normal hayatımda da arkadaşlarım olsun, çevrem olsun hep böyle bildikleri için beni hani 20 tane arkadaşımı getireyim buraya, hepsi aynı cümleyi bence kuracaktır. Bence sen öyle değilsin ama. O yüzden nasıl? Herkes için öyle olabilirsin ama bence öyle değilsin yani. Ya senin fikrin benim hatta için birçok kişi de aynı benimle düşünceye sahiptir. Senin bence fikrin, bu kadar özgüvenli olman iyi değil. Senin fikrin, zarar verir. Bir şey söyleyeceğim. Benim özgüvenim her zaman böyle olacak. Ve ama böyle egoya dönüştüğü edelim zaman zarar verir insana. Yo, ben onu çok iyi dengeliyorum hayatımda, merak etme sen. Ya bir kere sen sana neyse evet pardon. Söyle, sana bana derken söyle. Yok sen devam et şimdi. Hayır sen devam et. Söyle. Ben alevlendirmeyeyim seni şimdi. Alevlendir, niye alevlendirmekten böyle korkuyor musun beni? Yok böyle bir kelime yeterdi de sana şimdi gerek yok. Bir kelime mi? Söylesene o kelimeyi. Yok gerek yok. Bilare. Söyle, gerek yok değil. Bilare. Ağzından çıktıysa zaten söylemiş kadar oldun. Bilare söyle. Söyleyeceğim. Ben her zaman buraya ilk geldiğimde itibaren. Yarın değil. Bana şimdi söyler misin? Bağırma bana gün ya. Bana söyler misin? Sen ağzından bir şey çıkarttın. Ayağa niye kalkıyorsun? Bak ağzından bir laf. O zaman ben de ayağa kalkayım. Ayağa kalk. Gel boyu ölçüşelim. Tamam. Gel ölçüşelim. Ha, o zaman ne yapalım? Sen bir kelimeyi söyledin. Söyleyeceksin o zaman. Ya anladın bir şey söyleyeyim. Ben buraya özgüvenli geldim. Böyle de devam edecek nokta. Var mı söylemek istediğin? Tamam. Şey? Var söylemek isterim. Sen ne dedin? Sana bir şey söylerim ama söylemiyorum. Bu kadar. Hadi söyle. Bu kadar. Hiç öyle ekol yapma. Varsa cesareti söylersin. Birkan. Ne sen söyleyeceğim? Sen otur. Sen beni oturtamazsın. Ben kendim istersem otururum, sen anladın otur mı? Hadi. Sen kalkarsan ben de burada kalkarım. Kalk. O zaman sen olmaz. O zaman söyleyeceğin şeyi söyleyeceksin. Niye anladın bu kadar mı? Sen üstüne alındın ya? Allah Allah. Sen şimdi demedin mi? Bir dakika, sen niye bu kadar üstüne alındın? Bak. İnsanlar belki yorum yapıyor. Beni bir dinler misin? O söyleyeceğin şeyi söyleyeceksin. Dur, teker teker konuşun ya. Hocadan gerçekleri de kastediyorsun, anladın mı? Genel konuşuyorsun. İki kelime söylerim diyorsun. Oturursunuz yerinize. Ha, oturursun. Hayır. Ya tamam, sonuçta Birkan ya da hayır, tamam Birkan'a bir şey söylemiş söyler olabilir miyim? Ama o iki kelimeyi açıklaman gerekiyor. Zuhal abla. Ya ben çok merak ettim. Şey. Söyleyeceğin kelimeyi bana söyler neyse, misin? Neyse tamam. Bana gülerek söylüyor zaten. Ben kötü bir şey olduğunu zannetmiyorum. Böyle yarın ne söyleyeceksin ya? Bir gün söylesene. Ben söyleyeceğim Bilare. Tamam. Ya lütfen söyler misin? Niye ısrar ediyorsun? Şimdi Bilare istemiyor. Sonra niye yani? Ne? Bana özel bir şey mi bu? Sana özel bir şey mi? Sana özel bir şey olsa zaten şimdiye kadar bilinirdi, duyulurdu yani. Biliyorum. Hayır ne yani? Bir şey söyleyeceğim derken yarın neyi mima ediyorsun? Bilare. Efendim? Bilare. Bilare söyleyeceğim. Bilare. Bilare söylerim diyor. Ben vallahi hiçbir şey anlamadım. Bilare ya yarın söyleyecekmiş. Bilare. Bir ara yani. Efendim Şadıman abla bir şey mi diyecektin? Ben bilmiyorum da. Şadıman abla bir şey diyecek. Heh. Begümcüğüm, ben bir şey söylemek istiyorum sana. Hı hı. Tamam, hoş söylüyorsun da özgüvenin fazla diyorsun ya. Hı hı. İlk geldiğin gün böyle değildin sen. Böyleydi. Yok Zuhal Hanım. Yok böyleydi. Hayır. Gerçekten. Begüm ilk geldiği günlerdekinden daha kendine güveni fazlalaştı. İlk geldiği gün bu kadar değildi. Aa. Ne zaman beraber çıktılar ondan sonra Begüm özgüvenini ilk buldu. Hayır inanın, ilk gün ben yayına çıktım. Zuhal abla, Begüm kendine güveniyor da. Ya hep özgüveni olan. Hayır, Begüm, Okan da kaybetti. Okan da kaybetti, o buldu. Bir şey söyleyebilir miyim? Begüm sen kendine güveniyorsun. Zaten çok da güzel biri değilsin ki. Ne? Çok da güzel biri değil yani.
Begüm ben... çok güzel bir kız değil, öyle mi? Zuhal abla, size güzel gelen bana gelmeyebilir. Ya da yani... başkasına güzel olan biri başkasına gelmeyebilir. Kızın güzelliğine laf söyleme. Ne, güzel. Niye sırıtıyorsun? Niye gülüyorsun? O niye gülüyor? Ben sana gülüyorum. Ben soruyorum sana. Sen gülmedin sen mi? De, sen niye gülüyorsun? Ay sen çok komik ya. Yani. Hayır söylerken ama Begüm güzel değilsin derken o. Begüm çok güzelsin. Nasıl yalanlıyorum? Çok alıyorum onu. Daha la Bego ya. Daha la Bego ya. Bak. Vallahi evet, güzellik göreceli bir kavramdır, eyvallah. Fakat güzelliğin de bazı standartları vardır, ölçüleri vardır. Altın oran gibi mesela, estetisyenlere sorarsın bunu. Peki ben mesela de Begüm'e bir soru sormak şimdi, istiyorum Zuhal abla. Şimdi ağzı, burnu, gözü. Peki ben Begüm'e bir şey soracağım. Peki ben yakışıklı mıyım Begüm? Sen... Hadi ver cevap. Sen... ya neyse. Söyle. Niye böyle bir soru soruyorsun? Sana soruyorum. Ben sana güzelsin, güzel değilsin dedim. Ben yakışıklıyım. Güzel değilsin dedin bana. Evet, şimdi ben bekliyorum cevabı. Sen de benim için yakışıklı bir adam değilsin yani. Teşekkür bunu... ederim. Alacağım cevap buydu zaten. Zaten hani hareketlerimle belli ediyorumdur diye. Angelika öldü orada, evet. Angelika. Çıldırdım. Açın açın. Birkan da şimdi bıcır bıcırlar ya orada. Birkan bir atlayınca... Güzellik için böyle. Özellikle sende sürekli bir konu geçiyor. Sen kendi güvenmiyorsun gibi. Çünkü ay sen mesela de her bak, gün aynı cümleyi kurmaktan bıkmadım vallahi aşkına. Ben kendime sonuna ya, kadar... Hatırlarsan sen kendine güvenmiyorsun yani. Geçen hafta, hatırlarsan geçen hafta burada konu geçiyordu Okan'la beraber. Diyordu ki Ancina güzel, sen güzeller güzelin. Yani sen sanki kendi güvenmiyorsun gibi... Dışarıda burada kendi sen, karakter yani ama, oturmaya çalışıyorsun ya da kendini bize böyle bir şey derler. Kendini ben, övme. Bırak başkası seni övsün. Burada çok ben, güzel kızlar var ama ben kendimi övmüyorum. Sen ben kendini çok güzel övüyorsun. Uyandım dedi. Bırak insanlar sana güzel desin ya. Ya sen bir dakika, ben kendime ya, güzelim demedim ki, ağzımdan çıktı böyle bir şey. Güzel uyandım. Bugün güzel uyandım. Kendime dedi, güveniyorum. Ama Zuhal abla peki sonrası ne? Loca'da kimseye talip gelmiyor. Bana geliyor. İşte mesajlar geliyor. Bu ne demek oluyor? Öyle. Bugün bu enerjiyle Zuhal ablaya bunu paylaşmak istedim. Ne var bunda? Ben herkesten güzelim demek istedim. Yani ne var bunda ya? Herkes öyle. Bırak herkes sana güzel desin. Bir saniye dur. Angelina'ya da mesaj ver. Burada, ne geliyor, bana ne kadar mesaj geliyor günlük, ben hiç kimse söylemiyorum bile. Miss Angelina kadar, diyorlar. Yani ne kadar, aynen Miss çok Angelina geliyor. Ama neden bir güzel, gün bu konu güzel açıyor? Ya her şeyde güzellik değil tamam. Tabii güzel, ya güzel. Neden bu konu açıyor burada? Ben bunu anlamadım sanki. İnsan kendi güvenmiyor burada. Hayır, bunu ben sordum. Güzel başladım güne dedi. O da güzel evet, mesaj. Bu kadar. O da çok normal. Herkese geliyor. Herkese zaman zaman. Herkese geliyor dile zaten. Dile getiriyor. Efendim Okan. Okan konuşacak bir gün. Buyurun Okan Bey. Merhaba Begüm Hanım. Merhabalar. Yani şimdi burada Birkan'a katılmıyorum ben. Evet, Begüm güzel bir kız. Gerçekten de güzel bak bir kız. Bak şimdi sana güzel, bana ha, bak aynen, güzellik göreceli bir kavram, tamam ben mı? Ben beğenmiyorum ki şahsen kendisini. Bu senin o tercihin. O beni beğenmiyormuş zaten. Bak karşılıklı duygular. Evet, bak açık açık alelen söylüyor yani, zaten. Ya. Sen dedin ki güzel değilsin Begüm. Ben seni beğenmiyorum diyorsun. Tam o da zaten sana diyorsun, diyor ki ben de seni beğenmiyorum tam zaten. Karşılıklı diyor. Anlatabildim işte, mi? Yani beğenmiyormuş. Hani bu ben beğenmiyorum ama aslında beğeniyorum anlamında demiyor. Begüm de şey dürüst. Dobra bir kız, onu tanıdığım kadarıyla zaten. Ve beğenmiyorum diyorsa da beğenmiyordur yani, buna emin ol. Beğenmiyor mudur? Peki Nagihan bir şey ben diyecek. Ben sana katılmıyorum Okan. Bence ikisinin de şu anda konuşmalarında gayet birbirine atışmaları var yani. Burada hepimiz atışıyoruz Nagihan. Tamam da ben bazen bu atışmanın ama her altında atışma, farklı bir şey arıyorum. Bir şeylerin başlangıcı değil yani. Şimdi Zuhal abla, hepimiz burada tartışırken belli bir işte şey oluyor. Şimdi birbirlerine laf atıyorlar, gayet gülüyorlar yani. Ben bunun altında ben bir şey ciddi bir şey Nagihan, aramıyorum. Nagihan sana ne oluyor? Gülerek söylüyor, tiye sana almıyor yani. Sana ne oluyor yani. Nagihan? Sana pardon, ne oluyor? Kıskanıyor musun? Seni mi kıskanacağım? Begüm'e laf atmamı çekemedim. Bir dakika, ne seni mi kıskanacağım? Tabii beni kıskanacaksın. Seni niye kimi kıskanıyor? Kıskan? Senin gönlün kimde? Benim gönlüm kimse de değil. Loca'da oturuyorum ki tariflerimi arıyorum. Benim gönlüm sende falan değil. Tabii canım, tabii evet, gönlüm bende olmadığını biliyorlar yani. Evet, herkes yani biliyor. Bir tek sen öyle düşünüyorsun demek. Niye burada kimse demek konuşmadı ki kız olarak, sen konuşuyorsun? Angelina da konuştu. Hayırdır, Angelina niye konuştu o zaman? Bilmem, kendisine sor. Niye konuştu acaba? Benlik bir şey değil yani. Bence bana söylemeyeceksin o ama zaman. Ama sen laf atan hiçbir kız konuşmadı değil demeyeceksin. Ben kıza bir yorum demek yaptım. Demek ki Angelina sana karşı bir şey hissediyor ki böyle konuşuyor. Bak. Ya böyle ben slalom, de buradan bunu çıkartıyorum. Böyle bir öyle. Zuhal abla, ben kıza bir yorum yaptım. O saldırdı. Döndüm buraya. Ben yani saldırdım. Herhalde... Saldırdın mı Zuhal abla? Ben çok kıza güzel bir şey yorum yaptım. Nagihan, dinlersen ben kıza güzelsin demedim. Demek güzelsin desem ne olacak? Kusura bakma da burada herkes birbirini her dakika beğenmiyor. Bir anda oluşuyor zaten her şey. Herkes ama ben beğenmediğimi söylüyorum zaten. Tamam da sen niye sinirlendin? Ben çok güzel bir yorum yaptım. Dedin ki kavga etmiyorlar. Bunun altında başka bir şey vardı. Kavga etmiyor muyum? Ne ben olabilir sence bunun altında? Şimdi Zuhal abla, burada tartışırken bir surat ifadesi vardır. Bir tepki vardır değil mi? Onu tepkinle belli edersin. İkisi birbirine gülüyor.
bu tartışma mı? Ama işte yoksa birbirine laf atıp hani bir şey olabilir şeyini mi, mesajını mı veriyorlar ben, yani? Ben şöyle düşünmüyorum. Sen bence şöyle çok iyi düşünüyorsun. Sen de öyle bir şey yok diye. Sen kendi kendine bir şey yapıyorsun. Hayır, çünkü biliyorsunuz hani Begüm'le bir şeyler yaşadık. Hani evet. Bana Talip geldi. Az çok konuştuk Begüm'le. Sohbet ettik işte, oraya buraya gittik falan. Hani Begüm'ü az çok tanıdığım için bunu söylüyorum ben de. Ay ben sıkıldım ve daraldım burada. Ben bir güzel uyandım dedim. Evet kendime güveniyorum dedim. Ortalık karıştı. Ortalık neden bu kadar karıştı ya? Allah Allah. Her çıktığımda söylemezsem neyim o zaman bundan sonra? Normalde ben sana yorum yapmasaydım ortalık karışmazdı Begüm. Her çıktığımda daha da kendime güvenli çıkacağım o zaman bundan sonra. Bitti. Daha da üste böyle. Hayır, kendine güvenmen güzel bir şey de egoya döndürme. Anladın mı? O ince noktayı egoya döndürme. Peki egoya artık döndürünce güzel yani olmuyor. Mustafa bir meyve vermek üzere orada. Bir çağıralım, alkışlarınız da gelsin kendisi. Hoş bulduk. Merhaba. Sağ olun. Teşekkürler. Sen nasılsınız? Biz de iyiyim. Nereden geliyorsunuz? Bursa'dan geliyorum ben. Bursa'dan. Yeşil evet. Bursa'ya, güzel Bursa'ya selamlar olsun. Evet, selamlar olsun. Begüm de size bir hoş geldin desin. Selamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Begüm Hanım. Begüm Hanım, Begüm Hanım bence çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Burada bir karar kılalım. Onu bir... Yani onaylayalım, tescilleyelim bunu bir kere. Teşekkür ederim. Yani gerek yoktu ama yine ben yine söyleyeyim dedim. Hani direkt böyle gireyim dedim. Süper. Çok teşekkür ediyorum. Begüm Hanım, tanıtayım ben kendim size. Adım Mustafa. Bursalıyım, Bursa'da yaşıyorum. 34 yaşındayım. İngilizce öğretmeniyim. Aa ne güzel. Ben de biliyorsunuz İngiliz dili ve edebiyatı. Efendim? Ben de İngiliz dili ve edebiyatı. Evet, çok güzel. Evet. Aynı zamanda işletme bölümünü de bitirmişsiniz. Evet, aynı zamanda işletme mezunuyum. Aynen, doğrudur. Evet. Şu an yapıyor musunuz öğretmenlik yoksa? Evet, yapıyorum. Aha. Aktif olarak görevliyim. Şu an öğretmenlik yapıyorum. Süper. Bursa'da mı? Evet, Bursa'da yapıyorum. Özel sektördeyim yalnız. Kamuda değilim. Özel sektörde görev yapıyorum şu an. Hı hı. Ben Begüm Hanım'ı bir iki defa gördüm. Zaten dış görünüş olarak bir kere çok hoşuma gitti. Evet. Yani Begüm Hanım. Bence sadece dış görünüş değil, kalbi de güzel. Teşekkür kalbi de ederim. Güzel olan bir bayan bence. Ben ekrandan baktığım zaman çok güçlü kişiliği olan, özgüveni de iyi. Benim için çok güzel. Özgüveninin iyi olması çok iyi. Özgüveni iyi olan bir bayan gördüm. Güçlü bir bayan gördüm. Kale gibi bir bayan var hatta karşımızda bence. Ben seviyorum. Karakteri, kişiliği böyle sağlam olan bayanları çok seviyorum. Kendine güven duyan, ayakları üstünde durabilen. Böyle bayanlar çok hoşuma gidiyor. Beni gerçekten karakteriyle zaten bir kere bir cezbetti. Görünüşüyle zaten etti. Onu ilk daha çıktığım gibi belirttim. O yüzden talip oldum. Tabii ben şeyi merak ediyorum. Merak ettiğim şeyler var burada benim. Hı hı. Şimdi burada çok güçlü bir yapı görünüyor ama hani acaba bir de duygusal bir yönü var mı Begüm Hanım'ın? Hani aşık oluyor mu? Olursa nasıl bir Begüm Hanım görüyoruz? Aşık, aşık Begüm nasıl? Evet, aşık Begüm nasıl acaba? Evet. Aşık Begüm, ay aslında dedim ya kıskançlık mevzusu. Ortaya çıkıyor. Orada yani aşık olduğum zaman... Tabii ki duygusal yönüm daha ağır basıyor ama şey oluyor bende, böyle bir duygu karmaşası yaşıyorum. Yani şimdi çok sahiplendiğim için biraz da bir erkeksi yönüm var. Hı hı. Eğer ben sahiplendiğim noktada karşı taraf daha aşağıda kalırsa bu sefer bir soğuma noktasına geçiyor bende. Çok hani, güzel. Hep böyle genelde ilişkilerimde şey oldu, ben hep erkek gibi davrandım. Hani çok bir güzel. Erkeğin yapması gereken şeyleri hep ben yaptım. O yüzden nasıl diyeyim? Ne diyorum ben ya? Özellikle... Ya şeye bağlı, bir şeye bağlayacak mı? Oradan Birkan'ın bakışı. Özellikle bu sahiplenme hususu çok hoşuma gitti. Evet. Gitgide Begüm Hanım'dan hoşlanmaya başladım. Ay tamam, hadi bak tamam. Beyefendi burada. Konuştukça daha da güzel şeyler çıkıyor. Ben Begüm Hanım'a gerçekten talip olduğuma çok sevindim bu arada. Ne güzel. Hiç yanılmamışım. Hatta daha artı burada daha artı şeyler çıkıyor. O da çok güzel bir şey. Ne güzel. Evet. Peki... Görmek ister misiniz yakından? Tabii yüz kesinlikle, yüze? Kesinlikle. Peki o zaman açıyorum ben paramını artık Aha. buyursunlar. Unutulacaksın, unutulacaksın. Yalansa tükür yüzüme. Yalansa söyle. Gidelim balayına, gidelim havaya, ah bir de bekarsa, gidelim havaya.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Teşekkürler. Bir de Zoya Hanım, şurada belirtmek istediğim bir şey var. Buyurun. Burada bir de rastlantısal belki de bir durum var. Benim burada lojada bir de öğrenci bir arkadaşım var. Sizin öğrenci? Evet, daha önceden adını vermeyelim. Özel bir üniversite, ben öğretim görevliliği de yapmıştım. Orada üniversiteden hatta öğrenci olan bir arkadaşım var. Kim? Ama Umut Bey, Umut arkadaşımız. Umut öğrenciniz de. Evet, öğrenci. Hocam sizi kendisi gördüm, şok oldum. Evet, şimdi aramızda bir hatta... Bir öğretmen ve öğrencisi burada. Evet, aramızda hatta değişik küçük de bir anı var. Yani Umut Bey isterse başlasın, Umut arkadaşımız anlatsın kendisi bir. Hangisi hocam? Bu bir kopya durum vardı, onu anlatalım istersen. Zuhal Hanım, ben şimdi aklıma geldi de tam hatırlamıyorum. O zaman neyse ya, ne yapalım, kısmet. Aynen tam hatırlamıyorum, siz anlatırsanız. Hatırlayınca. Tam hatırlamadım. Peki ne güzel bir tesadüf olmuş, burada karşılaştınız. Evet Begüm, bir karar verebildin mi Mustafa Bey ile ilgili? Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Hanım niye? Niye? Bak İngilizce öğretmeni, beyefendi yakışıklı. İtirazlar yükseliyor seyirciler arasında. Bunu açıklar mısın lütfen? Ya abla belli değil mi ya işte bak belli değil ya mi ya? Ya niye şey yapıyorsun, adamı dürtüyorsun? Şadman abla versene mikrofonu İhsaner abime ya. Zaten 40 yılda bir konuşuyor. Ya, aklı bende hala belli değil mi? Allah razı olsun. Rica ederim, estağfurullah. Onu doğru söyledim. Evet. Çok teşekkür ederiz İhsaner abi. Evet maalesef. Begüm Hanım. Aslan gibi delikanlı karşında neyin oksan? Bir kusur. Bir ya, kusur. Peki var toparlamam adamım lazım. Çok özür dilerim sizden. Vallahi. Mesleği yerinde değil. Begüm Hanım bir dakika. Mesleği yerinde. Her şeyi yerinde. Orada zahmet etmiş. Senin için gelmiş. Şurada bir çay. Bir çay kadar değeri yok. Götürüp söyleyebilirim. Ama herkes tabii herkes için geliyor. O zaman hiç kimse... Hayır. Yakışmıyor. Peki. Begüm'ün kararı olumsuz. Alıyorum seni yerine Begüm. Mustafa ederim. Bey değerli bir insan. İsterse çok tabii ki locamızda bizimle devam edebilirsiniz. Peki şimdilik böyle uğurlayacağım. Sonra görüşeceğiz.